Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti grup toplantısının öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakim ve savcıları tehdit etmesine sert tepki gösterdi. Bakan Bozdağ, İmamoğlu'nu haddini bilmeye davet etti. Hiç kimse yargı görevini yapan hakim ve savcıları tehdit edemez. İmamoğlu da tehdit edemez, başka birilerini tehdit edemez. Tehdit eden karşısında her zaman hukuku bulur. Hiç kimsenin yargı görevini yapan hakim ve savcıları tehdit edemeyeceğinin altını çizdi. İmamoğlu'nu haddini bilmeye davet etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Sayın İmamoğlu yaptığı açıklamalarla aleni yargı görevi yapan hakim ve savcılarımızı tehdit etti. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etti. İmamoğlu'nun hakim ve savcılara yönelik sözlerini ilkel zihniyetin bir temsili olarak gördüğünü ifade etti. Kendi lehine istediği kararlar çıkmazsa gök kubbeyi yıkacağını ifade ediyor. Yani bu üslup, bu dil. Bizim kanunlarımıza göre, hukukumuza göre kabul edilemezdir. Bakan Bozdağ, İmamoğlu'nun avukatlarının değiştirilen hakim hakkında reddi hakim talebinde bulunduğunu hatırlattı. İtirazı olan şikayet dilekçesini veren hakimler savcılar kurulu bunu değerlendirir. Ama hukukun işlemesine, hukukun kendi yolunda işlemesine hiç kimse müdahale edemez, etmemelidir de. İmamoğlu'nun hakimlere adeta sopa gösterdiğini söyleyen Bozdağ, enerjisini İstanbul'a hizmet için harcasın dedi. Şimdi de istinafı da dosya gitmeden istinafı tehdit ediyor. Dosya gittiği takdirde Yargıtay'ı tehdit ediyor ve oradaki yüksek hakimlere de sopa gösteriyor. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'na yakışıyor mu bu davranış? Ona çağırın, İstanbullulara yaptıklarıyla ölsün. İstanbullulara hizmet için enerjisini harcasın.